peygamber hangi dine çağırıyor veya çağırdığı dinin mahiyeti nedir? Senin üzerine yaratılmış olduğun dine çağırıyor seni. Yani seni böyle senin kodlarına yabancı, senin fıtratına, yaratılışına, mahiyetine yabancı bir mesaja çağırmıyor Allah. Ama diyeceksiniz ki bize biraz yabancı geliyor değil mi? Mesela bir ayet okuyoruz, diyoruz ki ya bu beni biraz aşar yani. Mesela işte onlar affederler, öfkelerini yutarlar, işte kendilerinin ihtiyacı olduğu halde ihtiyacı olanlara öncelik tanırlar. Bunları duyduğumuz zaman içimizde bir şey, ya bu o kadar bana göre değil, bu beni aşar gibi hikayeler üretiyoruz. Neden? İşte biraz bugün onun üzerine konuşacağız. Bu hani öğretmenler günü böyle modernizm maalesef her türlü kutsal, manevi, hakiki şeyi reddetmiş. Daha sonra kendisi bir kısım günleri, ayları, saatleri kutsallaştırmaya çalışmış. Aslında bakarsanız böyle bir durum var. Yani tırnak içinde kendi bayramlarını üretmeye çalışmış. Kendi tırnak içinde özel günlerini üretmeye çalışmış. Ben de bir zaman hatırlıyorum. Bir gün baktım telefona biri bir mesaj yazmış 24 Kasım'da. Hocam diyor öğretmenler gününüz kutlu olsun, bize çok şey öğrettiniz. Önce bir şaşırdım ben kendimi öğretmen gibi algılamadığım için. Yani bana önce bir garip geldi. Yani sonra dedim ki 24 Kasım öğretmenler günü olduğu için böyle bir mesaj atılmış diye değerlendirmiştim. Ve tabii ki ben öğretmen deyince hani bunun eski klasik kültürümüzdeki karşılığı muallimdir. Bu daha güzel bir ifade. Hani muallim ve talebe. Şimdi öğretmen ve öğrenci olmuş. Muallim ilim kökünden gelen bir şey. Yani ilme aracılık ederek bir ilmin, bir bilginin, bilgeliğin birine aktarılmasına vesile olan kişi. Çok güzel bir anlamı var ve ilimle bağlantılı bir kavram. Talebe de o ilmi talep eden. Ve bakın çok ilginç bir şeyden daha bahsetmek isterim. Eskilerde çok böyle şahsın talebesi kavramı pek kullanılmazdı. İşte falanın talebesiyim, falanın öğrencisiyim kavramından ziyade işte ben falan ilmi falan hocadan öğrendim. Yani aslında sen ilim öğreniyorsun. Ama kimden öğrenmişsin? Falan hocadan. Diyelim ki işte Arapçayı falan hocadan, işte astronomiyi falan hocadan öğrenmişsin. Dolayısıyla bunu bir şey öğrettiğini düşünenlere de söylemek istiyorum. Aslında insanın talebesi yoktur. Yani benim talebem olamaz. Bir alimin de talebesi olamaz. Talebelik ilme yapılır. Yani talep eden neyi talep ediyor? Bir insanı mı talep ediyor? Hayır. İlmi talep ediyor. O yüzden eski kültürümüzde ilme talip olmak diye bir kavram ifade edilirdi. İlmin talebesi. Mesela biz Kur'an talebesi diyoruz değil mi? Mesela bizim İslami literatürde peygamberin talebesi diye bir kavram yok mesela. Değil mi? Ben duymadım mesela. İşte peygamberin talebesiydi. Böyle bir şey yok değil mi? Peygamber ne öğretiyor? Kur'an öğretiyor. Öğrenenler ne öğreniyor? Kur'an'ı öğreniyor. Dolayısıyla bu böyle hani tırnak içinde söylüyorum, insan odaklı yaklaşımımızı biraz ilim kavramına odaklı bir şekilde tanımlamamız çok daha önemli olacaktır. Ve bu daha hakiki ve sahih bir şeydir. Bunu bütün büyük alimler böyle algılamışlardır. Mesela kendi talebesi diye bir şey yoktur.
diyelim ki Allah ona bir eser telif etme imkanı vermiştir. Mesela diyelim ki ne okuyoruz? Farz edelim hadis okuyoruz. İşte İhya-i Ulumuddin'den ahlak okuyoruz mesela. Veya diyelim ki bir hadis kitabından hadis okuyoruz. Onu öğreniyoruz. Şeklinde bir yaklaşım sergilenirdi. O yüzden hani günümüzde bazı böyle sağ olsun kibirli hocalar, işte benim talebelerim, benim işte hani arkamdan gelenler gibi böyle bununla bir övünme, bununla bir gururlanma tuzağına düşebiliyorlar. Halbuki biz öğretmiyoruz, yani tırnak içinde söylüyorum, veya biz öğretici değiliz veya talep bize değildir. Yani siz sanmıyorum ki beni talep ederek buraya geliyorsunuz, değil mi? Beni talep eden yok Turyan, olmamalı da. Beni talep ediyorsan ben yaşlı bir insanım. Yakın bir zamanda da ölebilirim. Ama bir bilgiye geliyorsan, ilme geliyorsan, ilmi talep ediyorsan o zaman bu doğru bir yaklaşımdır. Hatta işte Peygamberimizin vefatında bile Hazreti Ebu Bekir'in ifadesiyle yani Peygamber vefat eder ama Allah hay ve ebedidir. Siz neyi talep ediyordunuz? Peygamberin dünyadaki şahsiyetini mi yoksa Allah'ın ona verdiği ilmi mi talep ediyorsunuz? Eğer o Allah'ın ona verdiği ilmi talep ediyorsanız o zaten Kur'an'da size mesaj olarak iletilmiştir. O yüzden peygamber ne yapıyor? Kitabı bırakıyor. Şahıs merkezli bir yaklaşım söz konusu değildir. İster öğretici pozisyonda olun, ister öğrenici pozisyonda olun. Kendinizi de merkeze almayın, öğreten kişiyi de merkeze almayın. İlimdir asıl olan şey. Ve o ilimden ne kadar pay alabiliyorsak o kadar güzel bir şeydir. Ve bununla ilgili önemli bir noktaya işaret etmek için bugün niyetliydim. O da şu, Kur'an'da birkaç defa bu mealde ayetler geçer. Allah peygamberlerin misyonunu, yani bir peygamber ne yapar? Bir peygamber bu dünyada, bu insanların içinde ne yapar? Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Yani bir kısım bilgilerle ne yapar? Sizi temizler, arındırır. Kur'ani kavramla ifade edersek sizi tezekki eder. Sizi arındırır, sizi temizler. Neyden temizler? Yanılgılarınızdan, kendinizle ilgili yanılgılardan, hayatla ilgili yanılgılardan, hayata dair yanılgılarınızdan, varoluşa dair yanılgılarınızdan, mutlu olmaya, mutmain olmaya dair yanılgılarınızdan, sahte arayışlarınıza dair yanılgılarınızdan sizi temizlemeye çalışır. Önce bir bilgiyle sizi temizler. Kur'an'ın ifadesidir. Temizler, ondan sonra kitabı ve hikmeti öğretir. Kitabı ve hikmeti böyle ilk elde öğrenemeyiz. Öğrenirsek ne olur? Öğrenirsek karmakarışık oluruz. Karmakarışık oluruz yani. Bir taraftan ben Allah'ı çok seviyorum. Bir taraftan da eğer sevgilin seni terk etmişse çökersin. Hani nerede kaldı Allah sevgisi, Allah'a olan duyarlılığın? Neden bu karmaşa doğuyor? Veya diyelim ki Allah beni tam olarak anlıyorken niye bir insanın, eşim dahi olsa, beni anlamaması, beni bu kadar
demoralize ediyor, bu kadar düşürüyor. Neden? Çünkü ben kitabı öğrenmiyorum ki. Ben kitabı öğrenemem. Bu kafayla kitabı öğrenemem. Dünyanın beni mutlu edeceği, dünyanın beni tatmin edeceği, işte atıyorum güzel bir evliliğin, işte beni anlayan bir eşin, işte beni çok seven çocuklarımın, işte beni takdir eden arkadaşımın olması beni tatmin eder dersen, Kur'an'ın bir ayetini anlayamazsın. Kalpler ancak Allah ile mutmain olur ayetini anlayamazsın. Sana defalarca okunur, sen de okursun. Ama bir türlü anlayamazsın. Neden? Çünkü içeride bir şey diyor ki, ben diyor güzel bir evle de mutmain olurum. İşte böyle güzel bir arabam olursa epey mutmain olurum. Eski arabamı değiştirirsem fevkalade mutmain olurum. İşte eşim bana çok sevgi dolu, ilgili yaklaşırsa benden mutlusu yoktur dersiniz. Şimdi böyle bir algıyla o ayeti anlama şansınız var mı? Olamaz. O yüzden dedim, kitabı ve hikmeti anlayamayız. Anlamak için arınmaya ihtiyacımız var, temizlenmeye ihtiyacımız var. Bütün o sahte benliklerin hikayelerinden arınmaya ihtiyacımız var. Geçen hafta ne anlatmıştık? Kurbağa ile, değil mi? Prensesin hikayesini anlatmıştık. Önce o kurbağalardan kurtulmak zorundayız. Bir şeyleri yanlış algılamaktan kurtulmak zorundayız. Allah benim istediğim bir şey yapmadığında Allah'ın bana gıcıklığı var diye düşünmemem lazım. Veya ya işte Allah niye onlara istediklerini veriyor? Biz bu kadar ibadet ediyoruz, bize vermiyor. Dememen lazım. Ama diyorsun. Neden? Çünkü yanlış kodlamaların var. Eğer Allah'ın iyi bir kulu olursa benim istediklerimi yapar diyorsun. Ben çok şunu duymuşumdur. Yani eskiden böyle dindardım, şimdi pek değilim. Niye diyorum? Ya diyor, çok dua ediyordum ama olmuyordu diyor. O yüzden böyle dinden soğudum, Allah'tan soğudum. E tabii ki soğursun. Çünkü hani çocukça yaklaşıyorsun, yanlış yaklaşıyorsun. Yanlış bir yerden bakıyorsun. Sen zannediyorsun ki ben Allah'a ibadet vereceğim, o da ne istiyorsan sana onu verecek. Şimdi böyle bir algıyla yaklaşırsan senin Kur'an'ı anlama şansın var mı? Hazreti Zekeriya'nın öldürüldüğünü anlama şansın var mı? Allah'tan Hazreti Yusuf kıssası güzel bitiyor da rahatlıyoruz. Ya ölümle bitseydi, hapishanede bitseydi mesela? Hepimiz böyle bir suratı asılırdı mesela, değil mi? Hazreti Yusuf deyince aklımıza ilk gelen şey Mısır'a sultan olmuş. Geçmişe bak bakalım. 3 kuruşa satılmış. Sen 3 kuruşa satılsan ne olurdu? Bu kafayla ne olurdu bir düşün. Başlamaz mıydın? Ya işte Allah bize bunu mu layık görüyor? Üstelik biz ona ibadet ediyoruz, biz ona inanıyoruz. İnanmayan insanlar keyifle yaşıyor, biz burada değersiz bir metaa satılıyoruz. Bu mu? Demeyecek miydik? Diyecektik yani. İçimizde böyle bunu diyecek bir benlik var mı? Var tabii ki. Peki sen bu benlikle Kur'an'ı nasıl anlayacaksın? Onu gerçekten anlama şansın var mı? Yani mesela peygamber mi daha iyi yaşamış, Bill Gates mi daha iyi yaşamış? Bunu bir sorun kendinize. Ya, hakikaten böyle samimi olarak bir sorun. Bill Gates mi daha iyi yaşamış, peygamber mi? Veya işte her kim bugün dünyanın en zengin insanları, işte yatları var, $1 milyon evleri vesaire. Bir düşünün, Hazreti Muhammed mi iyi yaşamış, onlar mı iyi yaşamış? Hadi size bir destek daha vereyim. Farz edin ki Bill Gates aynı zamanda Müslüman.
hangisi daha iyi yaşamış? Bakın hepimizin zihni 3 aşağı 5 yukarı ne yapar? Ya işte peygamber de o zaman dünyaya geldiği için ne yapsın ama işte Allah telafi edecektir diye düşünürüz yani. Çünkü kafamız başka türlü çalışmıyor. Çünkü iyi yaşamak derken nasıl bunu tanımlıyoruz? Yani iyi yaşamak ne demek? Adam iyi yaşıyor mesela. İyi yaşıyor. Ne demek? Buna dair algımız nerede? Bakın bir alim ne diyor? Cismaniyetten ve nefsaniyetten çık, kalbin ve ruhun hayat derecesine geç diyor. Cismaniyetten ve nefsaniyetten çık, kalbin ve ruhun hayat düzeyine geç diyor. Ama sen hayat derken ne anlıyorsun? Yeme, içme, işte yazlığı var mı, kışlığı var mı, nasıl bir evde oturuyor, lüks mü, değil mi, arabası nasıl? Bu değil mi? Hayat derken bunu kastetmiyor muyuz, değil mi? Samimi olarak bakalım içerideki sahtekara. Ben kendi sahtekarıma bakayım, siz de kendi sahtekarlarınıza bakın. Nasıl algılıyor? Ve şimdi böyle bir algıyla baktığınız zaman peygamber çok kötü yaşamış. Kim bilir dolara çevirsek bugün yıllık şeyi ne kadardır değil mi? Belki 500 dolara geçmez bilmiyorum. Ölçmedim de yani. Ama 10 bin dolar değildir yani. Peki kötü mü yaşamış? Yaşam derken neyi kastediyorsun? Siz kendinize bir sorun. Yaşam derken ben neyi kastediyorum? İyi yaşamak derken neyi kastediyorum? Eğer bunlarla hesaplaşmazsanız veya eğer zihniniz işte sevgilinizle, eşinizle, işte en samimi arkadaşınız, dostunuzla ilgili aldığınız geri bildirimlere odaklıysa, işte beni seviyor mu, ilgileniyor mu, değer veriyor mu, teşekkür ediyor mu, benim yaptıklarım onun gözüne iyi geliyor mu, yaptıklarımı fark edebiliyor mu ve buradan aldığınız geri bildirimlere odaklı bir zihniniz varsa Hazreti Asiye'yi nasıl anlayacaksınız? Gariban diyeceksiniz. Ya işte çekmiş kadıncağız ama Allah muhtemelen şey yapmıştır yani. Neden? Ya kocası Firavun yani. Kocanız Firavun olsa kadınlara soruyorum. Erkeklere de zıttını sorduğumu düşünün. Ya kocanız Firavun olsa mutlu olabilir misiniz arkadaşlar? Bir düşünün. Mutlu olamıyorsanız demek ki içeride bir problem var demektir. Kur'an'da Allah ne diyor? Kocan Firavun olabilir ama sen mutlu, huzurlu, mutmain olabilirsin. Veya kocan, karın, Nuh'un karısı gibi olabilir. Ama sen mutlu ve mutmain olursun. Sen kurtulanlardan, huzurlu olanlardan olursun. Peki olabilir misin? Bir bak bakalım kendine böyle bir durumda. Veya yine Kur'an'da diyor, işte insanlar sizi öldürmek için toplandı denildiğinde bu onların imanını arttırır. Neden acaba? Şimdi biz bu ayetleri anlayabilir miyiz? Peygamber bize muallim olabilir mi? Olmuş mudur? Olmakta mıdır? Olmamaktadır. Bütün insanlar senin etrafından dağılsa, bakın etrafından dağılsa dedikleri ve Allah'ın ey Muhammed etrafından dağılırlarsa dedikleri kişiler Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, işte Zeyd vesaire vesaire. Bütün büyük sahabileri düşünün. En yakınlarını düşünün. Allah diyor ki bak diyor bunlar etrafından dağılabilirler. Yani dağılma ihtimaline işaret ediyor. Ama devamında ne diyor? Dağılırlarsa de ki Allah bana yeter. Ama
bu bir söz değil. Hakikaten Allah bana yeter. Yani gelirsin anlatırsın. Ya bizim arkadaşlar vardı, çok samimiydik. 10 yıllarca böyle beraber yol aldık. Böyle can dostluğu yaptık. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi ama arkadaşlar başka yollara saptılar. Allah selamet versin. Mi dersin? Ya işte ne bileyim, böyle yıllarca mücadele ediyorsun, böyle canla başla dava diyorsun, bunu diyorsun ama sonra bakıyorsun herkes bir yere dağılmış. Kimi paranın esiri olmuş, kimi şu olmuş, kimi bu olmuş. Hayat da çok berbat ya. İnsan bazen morali bozuluyor, bu durumlardan mı dersin? Hangisini dersin? Peki niye peygambere hatırlatılan ve peygamberin yaptığı gibi bir durumu yaşayamıyoruz? Bakın, bundan dolayı kendinizi suçlamayın. Ben kendinizi suçlamanız için söylemiyorum. İçinizdeki sahtekarları bulmanız için söylüyorum. İçinizdeki sahtekarları bulmamız gerekiyor. Çünkü onlar ayrı telden çalıyor. Peygamber ayrı bir şey söylüyor. Nefis ayrı bir türkü tutturmuş. Kutsal metin bize farklı bir mesaj anlatıyor. O yüzden o bahsettiğim ilk ayete tekrar dönüp hatırlatıyorum. Onlara Allah'ın ayetlerini hatırlatır ve onları temizler. Bakın, temizlemek için gelen ayetler vardır deyim yerindeyse, bir de hakikati idrak etmemiz için gelen ayetler vardır. Şimdi mesela Kur'an diyor bize, kendilerine dünyalık nimetleri verdiğimiz insanlara diyor, gözünü dikme. Bunlar dünya hayatının geçici metaıdır. Şimdi öyle diyor ayet, ego diyor ki, ya olsun abi, bize de ver. Yani hani Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesi var ya, adam baklava yiyormuş falan, ne yapıyorsun? Ne bileyim işte, ölmek üzereyim demiş. Hoca da demiş ki, ver biraz da biz ölelim demiş yani. Anlatabildim. Aslında o bu yani. Hani insanlar vardır, böyle dünya nimetlerine gömülürler ama böyle şey yaparlar. Ya işte geçinip idare ediyoruz. Hani dersin ki, biraz da dur ben idare edeyim, o senin idare ettiğin şeylerle mi diyeceksin? Yoksa o insanı dünyanın nimetlerine gömülmüş, bırak şükrünü eda etmesini, o nimetlerle kibir tuzağına düşmüş, kendisini hiç ölmeyecekmiş gibi zanneden bir durumda mı? Nereden bakıyorsun mesela? Nereden yorum yapıyorsun? Bakın, bunu ben sorarken bunu sizi eleştirmek için sormuyorum. Kendimi eleştirmek için de kendime sormuyorum. İçimdeki ve içinizdeki sahte düşünceleri, duyguları, algıları, korkuları, beklentileri görmeniz için söylüyorum. Ben eğer hayatımda ya bana kim değer veriyor diye bir soru soruyorsam, ben Kur'an'ın talebesi değilim demektir. Bak, bunu açık söylüyorum. Ben bunu kendime söylüyorum. Size değil yani. Siz de istiyorsanız kendinize söyleyebilirsiniz. Ya bana bu dünyada kim değer veriyor? Emin olun, eğer böyle bir şey düşündüysem yaşamak istemem yani. Böyle bir şey düşünerek, böyle bir şeyin üzerine kafa yorarak yaşarsam ben boş yaşamışım demektir. Neden? İnsanlara değer vermediğim için ve insanların algısını değersiz bulduğum için değil. Kendimi yanlış bir yere oturttuğum için. Ya kim bana değer veriyor? Niye bunu kim soruyor diye sormak lazım. Bu soruyu benim için de kim soruyor? Kim soruyor? İnsanlardan alacağı geri bildirimler üzerinden kendini değerli hissetmek isteyen sahtekar bir benlik soruyor. Bunu anlayıp da süslüyor bir de. Ya bak, sen o kadar değer veriyorsun üstelik falan filan. Sana değer vermiyorlar. Şimdi siz bunun
sahtekar olduğunu bilmezseniz hiçbir Kur'an ayetini doğru düzgün anlayamazsınız. Neden? Neden? Yani Yusuf suresini okursunuz, bütün kardeşleri kuyuya atmaya çalışıyor, değer vermiyor. Bakın, o ayetleri kendiniz yaşıyormuş gibi bir düşünün. O kardeşiniz var, onu da sizi kuyuya atıyor. Ne hissederim? Ben ne hissederim? Bir kendiniz gibi, kendiniz yaşıyormuş gibi bir düşünün. Benim şu anda 6 kardeşim var. Ben düşünmüşümdür bunu. Yani hepsi beni hani kapı dışarı etse, üstelik kapı dışarı etmekle de kalmıyorlar. Bir de kötülük yapıyorlar. Kuyuya atıyorlar yani. Öleyim diye diyelim beni bir bodruma atıyorlar. Şimdi düşün, orada ben ne düşünürüm mesela? Orada ne düşündüğüm önemlidir. Temizlenmiş miyim, temizlenmemiş miyim? Eğer temizlenmişsem derim ki ya bu kardeşlerim hakikaten yanlış davranıyorlar. Allah selamet versin. Ben Allah'ın kuluyum. Allah'a aidim. Onlar da Allah'ın kulu, Allah'a ait ama fıtratlarını unutmuşlar. Allah yanlışlarından onları kurtarsın. Ne öfke, ne kin, ne nefret, ne mutsuzluk, ne moral bozukluğu. Ya böyle bir dünya kahrolsun. Yani insan yaşamak istemiyor böyle bir dünyada falan diyorsanız siz temizlenmemişsiniz demektir. Ben öyle diyorsam ben temizlenmemişim demektir. İşte bütün bu bahsettiğimiz temizlenme bu çerçevede sorgulanması gereken bir şeydir. Diyelim ki annem baban değil mi? İnançsız olabilir, senin inancınla alay edebilir değil mi? Sen ne hissedeceksin, ne düşüneceksin? Ya işte böyle yapayalnızım, kimsesizim, annem böyle, babam böyle, bir de benimle alay ediyorlar. Şimdi sen ibadet ediyorsun diyelim, istiyorsun ki annen baban tebrik etsin seni, benim güzel evladım. Değil mi? O zaman motive olacaksın. Ya eleştiriyor olsa, ya küçümsüyor olsa, ya bizim de işte gerizekalı bir çocuğumuz var, öyle din min diyor, Allah peygamber diyor. İbadet ediyor. Saçma sapan bunların devri geçti falan desem annem baban. Mesela ne hissedersin? Bir otur bak bakalım. Veyahut da birileri oturmuş konuşuyor. Abi işte ben şöyle para yıkırdım, böyle parayı buldum, şöyle ettim, böyle ettim, borsaya girdim, oradan girdim, buradan çıktım. Paraya para demiyorum. Mesela bir bak kalbine böyle bir lan keşke ben de kazansam abi nasıl kazandın lan ne yatırdın falan diye içinden mi geçiyor? Yoksa şuna mı bakıyorsun ya acaba para bu adamı değiştirmiş mi? Para bu adamı böyle şişirmiş mi? Kendini bir şey zannetmesine mi yol açmış? Bu ne kadar büyük bir sarhoşluk içinde, ne kadar büyük bir yanılgı içinde. Allah ona da bize de yardım etsin. Ne onu ne beni böyle bir duruma düşürmesin diye mi bakıyorsun? Yoksa adam abi işte borsa morsa falan filan malı götürmüş diye mi düşünüyorsun? Temizlenip temizlenmediğimize buradan bakabiliriz. Buradan baktığında zaten ne tür sahte benlik kirleri olduğunu anlayacaksın. Hani bazen böyle çok meşhur bir ifadedir yani bunu kadın erkek kullanır ama farklı bağlamlarda kullanıyorlar yanlış anlaşılmasın verdiğim örnekler.
hani erkeklerden vereyim ki yanlış anlaşılmasın. Mesela bakıyorsun, diyelim ki arabası yok arkadaşın. Bakıyor böyle yandan bir Mercedes hızlı geçiyor böyle hava atarak. Böyle bakıyor arkasından. Yani bizim ne eksiğimiz var ki bunlar bizim olmuyor falan dersen, sen batmışsın. Yani açık söylüyorum, batmışsın demektir. Ne demek benim ne eksiğim var da böyle bir arabam yok? Bu nasıl bir mantıktır? Yani bunu nasıl formüle etmiş? Hangi sahtekar benlik böyle bir formülasyon üretmiş? Veya işte diyelim ki bir adam bir kadına tek taş yüzük alıyor, öbür kadın bunu görüyor, kocasına diyor ki bana sen de al. Adam diyor ki ya gerek yok diyor, benim neyim eksik ki diyor. Ne demek bu, nasıl bir şey bu? Değil mi mesela, düşünmek lazım. Ne demek benim neyim eksik ki pırlantam yok, benim neyim eksik ki Mercedes'im yok, benim neyim eksik ki şuyum yok. Ne demek bu? Demek ki bunlar seni tamamlayan şeyler. Bu mantığa götürür kişiyi bu. Veya onların eksikliği sende bir mahrumiyet oluşturuyor. Peki Kur'an böyle bir insandan bahsediyor mu? Yani Kur'an'ın bahsettiği mümin insan böyle bir varlık mı? Veya Kur'an, ya işte kaç yaşındasın? 45. Aa, genç gösteriyorsun. Çok teşekkür ederim falan. Şimdi Kur'an'da böyle bir anlatım var mı mesela müminlerle ilgili? Onlar genç görünürler. Yakışıklı görünürler. Onların derileri hiç kırışmamaktadır falan diye bir şey mi var mesela? Ama bizdeki sahte egolar ne yapıyor? Öyle olmak istiyor. Kırışıklığın var mı diye bakıyorsun. Genç gösteriyor muyum diye bakıyorsun. Biri sana genç gösteriyorsun deyince içinden böyle açık veya kapalı bir gurur oluşuyor. Ne demek genç gösteriyorum? Yani ne kadar saçma bir şey. Neyim genç görünüyor? Ben neyim ki genç görünüyorum? Şimdi bakın, bunlar ne mesela? Bunlar hiçbir zaman Kur'an'ın ruhundan onay alabilecek düşünceler mi? Algılar mı? Değil. E peki bende var mı? Var. Neden? Çünkü temizlenmemişim. Temizlenmeden Kur'an'ı ve hikmeti anlamaya çalışıyorum. İşte Kur'an bize diyor ki bu olmaz diyor. Önce arınman gerekir. Önce temizlenmen gerekir. Yani bunu aslında anlamak için hayatta birçok örneği görebiliriz. Mesela şöyle düşünün. İşte apartmanınızın su deposu bir baktınız ki kirlenmiş yani. Hani bulanık su akıyor. Ne yaparsınız? Önce bir temizlersiniz değil mi? Böyle dibinden başlayarak o dibi yosun mu tutmuş, orada bir şeyler mi birikmiş falan. Orayı temizlersiniz, ondan sonra temiz suyu doldurursunuz. Çok basit bir şeydir. Veya bir tarlanız olduğunu düşünün. Tarlada taşlar var, dikenler var, ayrık otları var, bir sürü şey var. Şimdi biri size mesela çok güzel bir buğday verdi, çok güzel bir bitki verdi, çekirdeklerini, tohumlarını verdi. Ne yaparsınız? Hemen eker misiniz? Ekmezsiniz. Ne yapmanız gerekir? Tarlayı önce bir temizlemeniz gerekir. Tarlayı temizlemeniz gerekir ki o tohumları ekebilirsiniz. Aynı meseleyi Hazreti İsa İncil'de nasıl ifade ediyor? Benimle diyor, sizin durumunuz şuna benzer diyor. Ekin eken biri diyor, bir yere tohum saçtı. Fakat diyor o tohum saçtığı yer taşlıktı, kaya idi. Ve o tohumlar hiç yeşermedi. Güneşte kuruyup gittiler. Sonra o ekinci yine bir başka yere tohum ekti. O ektiği yer de diyor topraktı ama o toprağın üzerinde dikenler ve
ayrı kotları vardı. O ekilen tohumlar biraz yeşerdi fakat o dikenler ve ayrı kotları onu boğdular, onu örttüler ve onun gelişimini engellediler. Ekinci başka bir yere daha tohum ekti. O yer diyor güzel bir topraktı ve tertemizdi. Hiçbir diken, ayrı kotu vesaire yoktu. Orada diyor o tohumlar güzelce büyüdüler, filizlendiler ve koskocaman ağaçlar oldular. İşte diyor benimle sizin durumunuz buna benzer. Yani bu şu demektir. Peygamberlerin bize anlattığı şeyler eğer böyle kas katı bir sahte benliğe değerse, yani o benlikle o mesajı alırsanız hiçbir şey yeşermez orada. Ve şunu der benliğiniz, ya doğru olabilir ama bu zamanda değil yani. İşte insanları affet. İçinde o kadar öfkeli, kızgın, nefret eden, intikam almak isteyen bir benlik vardır ki o ayet hani hız gelir tırıs gider. Hiç dokunmaz sana bile. Hiçbir şey yoktur senin üzerinde. Neden? Çünkü öfkelisin. Nefret ediyorsun. Bırak affetmeyi. İnsanlar veya o insan eline geçse boğacaksın yani. Şimdi o ayet o benliğe bir şey ifade edebilir mi? Etmez. Neden? Kaya gibidir. O ayet o benlikte yeşermez. Bazı ayetler yarı uyanık, yarı farkında, yarı uyumuş benliklere denk gelir. Mesela şöyle şey dersin. Ya, hakikaten ya böyle niye bu kadar dünyaya bu kadar meylediyoruz? Halbuki iki saat evvel borsa hikayelerinden acayip bir egon yükselmiştir. Lan millet nasıl parayı götürüyor falan filan, biz geç kaldık. Sonra bir şey duyarsın, dinlersin, bir makul, biraz makul olan bir benliğe denk gelir o ayet. Dersin ki ya dünyaya da o kadar fazla sarılmamak lazım ya, o kadar hırsa da gerek yok falan, ama öbür yerden de der ki ya bak yani millet neler götürüyor, sen böyle kalacak mısın yani? Millet malı almış götürüyor, sen böyle yok din, iman, maneviyat, ya ne bileyim işte aslında güzel ama hani çalışmak da ibadettir diye başlayıp onu gömüverir. Tamam mı? Neden? Çünkü o ayeti doğru bir şekilde anlayacak idrake sahip değildir. O ayet biraz onu hafif uyandırır ama o tekrar uykuya dalar. Abi işte çalışmak da ibadettir. Bak Müslümanlar çalışmadığı için bu hale geldiler diye bir de kapak yapar o ayete. Öyle ayet biter. Buyur. Mesela hocam şimdi yani ayeti özümsemiyoruz ya. Yani o zaman bizim imanımızda problem mi olur? Mesela şöyle bir örnek. Yani Peygamberimizin vefatından sonra o gökteki yıldız hani denenler birbirlerini boğazladılar, öldürdüler yani. Onlardan bu ayetleri özümsemedi yani. Sevgili arkadaşım, ben kendimle ilgileniyorum. Hayır yani. Bak ben kendimle ilgileniyorum, sen de kendinle ilgilen. Buradaki her birimiz kendimizle ilgilenelim. Herkesin düştüğü farklı tuzaklar olabilir. Biz zaten bunu anlatıyoruz. Yani bazı benlikleri Kur'an'ı iyice sindirmediler ki o problemleri yaşadılar. Burada konuyu böyle iman veya imansızlık olarak algılamayın. Burada kimse ben imansızım demiyor ama içimizde imansız benlikler var. Tırnak içinde söylüyorum. Anlatabildim. Yani şimdi ben bilinç olarak yani kendimi değerlendirdiğimde ben imansızım mı diyorum demiyorum. Ama içimde ne imansız benlikler var. Ne yapmalıyım peki? Lan ben imansızın tekiymişim gömün mü diyeceğiz? Hayır. Temizleyeceksin. Onları temizleyeceksin.
Onları temizlediğin zaman Kur'an'ı da, peygamberi de doğru anlamış olursun. Onları temizlemezsen ne olur? İşte bir taraftan mümin olmaya çalışırsın samimi olarak. Ama bir taraftan o benlikler seni kendi heveslerine, kendi hevalarına götürürler. O yüzden işte Kur'an bir vadide, sen bir vadide yaşarsın. Kur'an bir vadide, o benlik bir vadide. İçimdeki hangi benlik diyor ki kalpler Allah'ı hatırlamakla mutmain olur? Var mı öyle bir benlik? Bir tane bile yok. Her birinin farklı bir hikayesi var. Biri eşin seni anlarsa mutmain olur diyor. Biri paran olursa mutmain olursun diyor. Biri işini iyi oturtmuşsan mutmain olursun diyor. Biri işte çocukların sana itaat ederse, büyüyünce sana bakarsa mutmain olursun diyor. Biri bu gençliğini, yakışıklılığını korursan mutmain olursun diyor. Allah yaşlılık göstermesin. Allah verdiğinden geri koymasın. Allah verdiğinden geri koyacağım diyor, azaltacağım diyor. Sen diyorsun ki verdiğinden geri koyma diyor. Ya sen Allah'la ne yapıyorsun sen? Hani Allah'ı kafalamaya mı çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Allah gördüğümden alıkoymasın. Ben bu duayı duyduğumda, benim kültürümde öyle bir dua ben duymadım da buralarda duydum. Ben çok garipsemiştim. Çünkü ayeti de biliyorum. Allah diyor verdiklerinden mal, evlat, şu bu eksiltecek diyor. Sen diyorsun ki Allah verdiğinden geri koymasın. Bazen şey demiştim, bunlar hiç bu ayeti demek ki hiç duymamışlar diye hani olumluya yormaya çalışıyordum. Ya Allah eksiltecek, bu gençliğini eksiltecek. Eksiltecek yani, dünyanın en güzeli de olsan eksiltecek. En yakışıklısı da olsan eksiltecek. Ama neyi eksiltecek? Orayı kaçırıyorsun. Neyi eksiltecek? Allah seni eksiltmeyecek. Kendin zannettiğin şeylerden eksiltecek. Bu beden yaşlanacak ama ben eksilmeyeceğim. Bu beden ihtiyarlayacak, ihtiyarlamış zaten ama benden bir şey eksilmeyecek. Bu beden ölecek ama öldüğünde benden bir şey eksilmeyecek. Eğer bunu idrak edersem ayeti o kadar güzel anlarım ki. Ayet benim için bir tefekkür şeyi olur, kitabı olur. Ve derim ki ya Rabbi eksilttiğin şeylerin benden bir şey eksiltmediğini bana idrak ettir ki ben bu ayeti hakikatiyle anlayayım. Yoksa eksilttiğin şeylerin benden bir şey eksilttiğini hissediyorsam veya düşünüyorsam o zaman aslında ben şunu yapmış oluyorum. Allah'la içten içe bir kavgaya girmiş oluyorum. Çünkü o diyor eksilteceğim, sen eksiltmesini istemiyorsun. O diyor eksilteceğim, sen diyorsun ki eksiltme. Böyle bir şey olur mu? Yani Allah haşa bizi bizle çelişkiye mi sokuyor? Veya çok mu kıskanç? İşte bizi mi kıskanıyor? Böyle mi bakacağız? Ben bunu duymuşumdur yani. Allah diyor benim diyor sahip olduğum şeyleri kıskanıyor diyor. Bakın hepimizin içinde böyle bir sahtekar benlik var. Derinlerde veya yüzeyde. Düşün çocuğunu alsa. Düşün bir anda fiziksel gücünden bir şey eksilse. Düşün malına mülküne dair bir musibet gelse, eksilse. Bir bak bakalım ne hissedeceksin? Tabii Allah'a da kafa tutamıyoruz ya. Emin olun bakın şuna yemin etmeyeyim de. Allah'la çatışabileceğini ve Allah'a karşı gücü olduğuna insanlar inansa var ya, çok az insan camiye gider.
öyle sahtekar benliklerimiz var. Ya farz edin ki siz de ebedisiniz, Allah da ebedi. Mesela ne hissedersiniz? Bir durun düşünün bakalım. Mesela Allah sizi öldüremiyor. Mesela farz edin ki bir hap bulundu, ölümsüz hale geldiniz. Allah da öldüremiyor sizi. Ne firavunlar olur değil mi bu alemde? Ne firavunlar hem de böyle. Hem de farz et ki camide o hapı aldı. Camiden çıkarken hani mümin gibi girer, firavun olarak çıkar. İnternette var ya camide çekiyorsa oradan bakar. Bak ölümsüzlük hapı bulunmuş. Alır hapı. Camideyken firavuna dönüşürsünüz. Neden? Çünkü sahte bir benliğiniz var. İçeride diyor ki Allah'a niye mecburum diyor. Niye mahkumuz Allah'a? Niye Allah'a ibadet etmek zorundayız diyor mesela. Çünkü ne kendini tanıyor ne Allah'ı tanıyor. Ben Allah'a ibadet etmek zorunda değilim ki. Ben Allah'a severek ibadet ediyorum. O ibadet etmeyin de dese ben yine ibadet etmeye çalışacağım. Yani bir insan birini sevdiğinde onu niye ziyaret eder, niye onunla konuşmak ister, niye onunla vakit geçirmek ister, mecburiyetten mi? Değil, değil mi? Sevdiğinden. Peki insanla Allah arasındaki ilişki ne ilişkisidir? Bir de böyle çok zihnimizde oturmuş ya, işte insanla Allah arasındaki ilişki korku ilişkisidir. İşte kültürümüzde de Allah korkutur falan filan. Biz korkuyla büyüdük. Bilmiyorum, ben korkuyla büyümedim şahsi olarak da. Ama ben hiçbir zaman yani Allah'la olan ilişkimi korku üzerine oturtmadım. Yani bana makul gelmemiştir hiçbir zaman öyle bir şey. Oradaki korku kavramının da tabii ki yanlış anlaşıldığını fark etmek gerekiyor ama mesela benim için en bariz ifade şu olmuştu. De ki diyor peygambere, de ki eğer siz bu dinden dönecek olursanız Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ve onlar hiçbir kınayıcının kınamasından da çekinmezler. Nedir bu ayet? Bak imanın hem de nasıl bir iman? Dönüşsüz bir iman. Yani U dönüşü yapmayan bir iman. Ne demek bu? Hakiki iman demek. Değil mi? Bakın ayeti tasavvufi olarak da yormuyorum değil mi? Hani melami de değilim, başka bir şey de değilim. Net olarak söylüyorum. Diyor ki eğer siz dininizden dönecek olursanız Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmezler. Demek ki iman etmenin bir düzeyi var, orada dönebiliyorsun. O mesela korku ilişkisi olabilir, cennet arzusu ilişkisi olabilir. Dünyada rahat yaşama arzusuna bağlı olarak da iman etmiş olabilirsin. Aman iman edeyim de başıma iş gelmesin. İşte Allah'a iman edeyim ki elimdekileri almasın. Allah'ı çok seveyim ki kocam veya karım beni terk etmesin gibi de iman etmiş olabiliriz. İmanın birçok zemini olabilir değil mi? Peki o iman geçerli olur mu? Onu onlara bırakıyorum. O beni ilgilendirmiyor. Benim nazarımda o imandan istemiyorum ben mesela. Bana onu sorarsan onu diyebilirim. Ben öyle bir iman istemiyorum. Yani Allah'tan korktuğum için iman etmek istemem. Allah bana bu dünyada rahat bir hayat yaşatacak diye iman etmek istemem. Böyle bir imanı şahsen istemem. Ne diyor Allah? Eğer dönecek olursalar Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu şu demektir, hakiki ve aksine ihtimal vermeyecek tam iman sevgi ilişkisidir. Zaten bu doğal olarak böyledir. Allah beni severek yaratmış, ben de ona kaynağım olarak sonsuz bir sevgi duyuyorum.
Annemi mi seveceğim daha fazla? Babamı mı seveceğim? Kocamı, karımı mı seveceğim daha fazla? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki Allah'ı aksine ihtimal vermeksizin ve hiçbir mukayeseye girmeksizin tabii ki tam olarak Allah'ı seveceğim. İnsanları sevmem de Allah'ı sevmemden dolayıdır. Çünkü insanlar da Allah'ın yaratmış olduğu varlıklardır. O zaman her şey yerine oturur. O zaman idrak edersiniz ki iman aşktır. Allah aşktır. Bunu Hazreti İsa da söylüyor. Hazreti İsa böyle romantizminden dolayı söylemiyor bunu. Hakikat olduğu için söylüyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkinin adı aşktır. Bunu idrak ettiğin zaman gerçekten iman etmiş olursun. Allah sana dese ki seni cehenneme atacağım. Sen o aşkla dersin ki ya Rabbi nereye atarsan at hiç sıkıntı yok. Her yer senin mülkün değil mi? Her yer sana ait değil mi? Senin iraden öyle istiyorsa benim iradem senin iradendir. Öyle dersin. Yoksa Allah'tan korkma, şey, ahirete gideceğiz, dayak mı yiyeceğiz, sopa mı yiyeceğiz, kebap mı yapacaklar bizi? Bunların korkularıyla yaşarsın. Gerçek imanda öyle bir şey olabilir mi? Asla böyle bir şey olamaz. Ama biz sahte benliklerimiz tarafından ayartıldığımız için Allah'a da yanlış bir yerden bakıyoruz, dine de yanlış bir yerden bakıyoruz, kendimize en başta zaten yanlış bir yerden bakıyoruz. Yanlış bir yerden baktığın için hiçbir şeyi doğru anlamıyorsun. Hani çok meşhur bir ifadeyle tamamlayayım. Hani adamın biri doktora gitmiş, demiş ki doktora, vallahi demiş doktor bey, şikayetim şu, nereye dokunsam ağrıyor demiş. Doktor da muayene etmiş, bakmış bir şey bulamamış. Vallahi demiş bir de eline bakayım, parmağına bakayım demiş. Parmak kırık. Kırık parmakla nereye dokunsa ağrıyor. Şimdi bizim durumumuz da bu, sahte benlikle bakıyorsun. Mesela Allah'ın bir insana nimet verdiğinin işareti nedir? Oturduğu ev mi? Bindiği araba mı? Sevdiği birini elde etmesi mi? Veya karşılık bulması mı? İstediği şeyi alabilmesi mi? Allah'ın bir insanı nimetlendirdiğinin ölçütü nedir? Var etmesi. Onu var etmesi. Değil mi? Yani bakın ne diyor? Fatiha'yı her gün okuyoruz veya hatırlıyoruz. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet diyor. Bir başka ayette onları sayıyor. Salihler, şehitler, nebiler, resuller. Benim için Allah'ın nimeti onun yakınlığını hissetmemdir. Beni var etmiş. Ne kadar büyük bir nimet. Yakınlığını idrak ettirmiş. Tabi yakınlığını idrak edemiyorsun çünkü sahte benliklerin tarafından perdeleniyor o yakınlık. Mesela duruyorsun, ya ne bileyim işte hayat da çok zor, işte insan istediği de olmuyor falan başlıyorsun hikayeye. Nerede kaldı Allah'a yakınlık? Sen kestin yakınlığı. Ya işte şunu istedim ama olmadı, bunu istemedim ama oldu, işte insanlar da çok samimi değiller, işte falan da hiç kıymetimi bilmiyor. Sen şimdi nasıl Allah'ın yakınlığını hissedeceksin? Allah sana yakın ama sen bu sahte benliklerin nedeniyle ondan uzaklaşıyorsun. Arzuların, korkuların, beklentilerin olmasını isteyip de olduramadıkların, olmamasını isteyip de engelleyemediklerin senin Allah'la yakınlığını engelliyor. Çünkü kafan bunlarla meşgul. At bunların hepsini, bak nasıl Allah'ın yakınlığını hissedeceksin. Ne kadar büyük bir huzur. Ama o yakınlıktan seni engelleyen benlikleri keşfetmen lazım. Ya işte hayat da çok zor.
İşte iş arkadaşlarımla anlaşamıyoruz. Kimse beni anlamıyor. Tamam kardeşim, hepsini anladım da. Şimdi Allah nerede şimdi burada? Yok. Allah'ı sildin yani. Örttün Allah'ı. Perdeledin onu. Beklentilerinle, mutsuzluğunla, korkularınla onu örtüverdin. Kendine dair sahte hikayelerinle örtüverdin Allah'ı. Evet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet diyoruz. Kendilerine Mercedes verdiklerinin, kendilerine ev verdiklerinin, araba verdiklerinin, işte taparcasına seven eş verdiklerinin yoluna ilet demiyoruz değil mi? Ama bizim duamız, mesela biz bir Fatiha yazsak nasıl yazarız? Düşünün, değil mi? Bambaşka bir Fatiha yazar nefislerimiz. Ya Rabbi beni borsada çok kazananlardan, parayı bulanlardan, istediğini elde edenlerden, istediği bütün duaları kabul olanlardan eyle falan diye bir Fatiha yazarsın. Neden? Çünkü sahtelikler var içeride. Ne zaman ki senin Fatiha'nla Allah'ın Fatiha'sı aynı olur, işte o zaman sen Kur'an'ı anlamış olursun. Ama düşünün, öbür türlü bir Fatiha olsaydı daha güzel okurdu değil mi? Böyle içten gele gele. Şimdi öyle bir Fatiha okuyoruz ki öyle dümdüz gidiyor. En'amte aleyhim. Geç. Ama ya Rabbi borsada milyonlar verdiklerinde ne kadar canlı okursun. O namaz ne kadar huşu içinde bir namaz olur değil mi böyle? Ama neyin huşusu? Egonun huşusu olur. Evet, teşekkür ederim. Hocam, bir şey sorabilir miyim?